Bakışlarım da hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. 3 yıldır Bahçeşehir Koleji faaliyet gösteriyor. Akhisar'ın kısa sürede adapte oldu diyebiliriz. Öğrencilerle doldu taştı. Ve şimdi ikinci bir yıldırıma geçiyorsunuz. Neden Akhisar? Akhisar Türkiye'nin en önemli ilçelerinden, en güzel ilçelerinden birisi. 3 yıl önce Bahçeşehir Koleji'ni açtık. Akhisarlı bizim yaptığımız eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerçek bilgiye sahip oldular, ulaştılar ve bizi de bağırlarına bastı adeta. Çocuklarını, en kıymetli varlıklarını bizlere emanet ettiler ve öğrencilerin burada almış olduğu eğitim öğretim gayet iyi, mükemmel bir şekilde devam ediyor. Burada lisemiz yoktu. Velilerimizin isteği, arzusu üzerine bu önümüzdeki yıl Anadolu Lisesi'nde burada açacağız. Tabii açtığımız bu Anadolu Lisesi normal liseler gibi değil, çok daha farklı olacak. STEM programını burada uygulanacak. Bugün dünyada en gelişmiş ülkelere baktığımız zaman uygulamanın içinde öğretim anlayışıyla hareket ediliyor. Buradaki açılacak olan lisede böyle olacak. Artık Bahçeşehir Koleji, Anadolu Lisesi, Akhisar'da mezun olan öğrenciler artık üniversiteye girer miyim, giremez miyim, hangi üniversiteye girerim, bu düşüncelere daha artık bakmayacaklar. Rahatlıkla üniversitelere gidebilecek. Yani yeni eğitim, öğretim anlayışı ve sistemi dünyada neyse biz de bunu ülkemize getiriyoruz. Ülkemizin her köşesinde kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla çalışıyoruz. Akhisar'da da çok güzel işler yapıyor arkadaşlarımız. Onlara da bu vesileyle tebrik ediyorum. Efendim bir de Manisa bölgemizde Çiçekli alanında bir kampüs oluşturuyorsunuz. Evet. Bu durumu nedir? Yani buradan bir apayda bir o 3 yerde, İstanbul, Ankara, İzmir'de, İzmir'deki Çiçekli'de Fen ve Teknoloji Lisesi açıyoruz. Büyük bir kampüs açıyoruz. Bu 50. yıl kampüsü. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın bu sene 50. yılı. 50. yıla girerken 3 farklı noktada, farklı anlayışta, kültürde lise ve Anadolu Lisesi yine açıyoruz. O da güzel bir yatırımımız olacak İzmir'e.